Olduğumuza da hamdü sena olsun. Ya dünyeviliklere dalıp biz de böyle kirli birer akıntı gibi bataklıklara doğru aksaydık ne olurdu? Etrafı çölleştirmeye doğru aksaydık ne olurdu? İyi ki imana açık bir ortamda dünyaya geldik. Taklidi bile olsa bize imanı yudumlattılar, yudumladık. Onunla beslendik. Varlığımızı bugüne kadar devam ettirdik. Bundan sonra ona yeni kanatlar ilave ederek seyir ilallah, seyir maallah, seyir enillah ufkunda ona seyahatler yaptırmak. Biri diğerine benzemeyen, biri diğerinin üstünde sürekli ona seyirler yaptırmak. Bunun bir yolu o mevzuda ölesiye bir cehd ve gayret. Ölesiye bir cehd ve gayret. Tavırlarla, davranışlarla o mevzuda sürekli bir cehd ve gayret sergilemek. Dille, dudakla kalbin heyecanını ifade ederek o mevzuda bir gayret sarf etmek. Yani dili, dudağı esas kalbin heyecanlarına tercüman yapmak. Hatta biraz aşağıya düştüğü zaman kalbin itirazı karşısında Allah bunu bana sorar. Ne diye tam kalbinin dilini seslendirmedin filan diye. Öyle dil dudak olmalı ki bir yönüyle kalp onun yanında kuyruğunu kısmalı. Susmalı, pusmalı, sesini çıkarmamalı. Beni geçti bunlar. Örneği insanın melekleri geçmesinde aranabilir. İnsanlığın iftihar tablosu Miraç'ta Hazreti Cebrail'i geçti. Oysa ki o nurdan yaratılmıştı. İnsanlığın iftihar tablosu ise o da bir damla sudan yaratılmıştı. Tabiatında beşerilik vardı. Ama öyle aşmış, onları öyle geçmiş, öyle bir noktaya ulaşmıştı ki Cibril arkadan ona bakarak, onun yürüyüşüne bakarak, o reftara yürüyüşe hayranlık içinde yürü, top senin, çevkan senindir bu gece demişti. Bu ifade de Süleyman Çelebi'ye ait. Yürü, top senin, çevkan senindir bu gece. O gece o bizzat Cenab-ı Hakk'ı o engin vicdan aynasıyla müşahede etti. Kadı İyaz, Allame-i Maarif ısrarla üzerinde duruyor. Sizin Cenab-ı Hak imanı kamille göçmeye muvaffak eylesin. Öbür tarafta göreceğiniz vaadi var. Ama herkes kendi mirati ruhuna göre bir müşahedeye mazhar olacak. Ne ölçüde mazhar olursa olsun kendinden geçecek, bayılacak. Cenneti unutacak, evinin yolunu unutacak, o cennetin köşklerini. Onlar öyle dünyadaki kara saraylara, pembe saraylara, turuncu saraylara benzemez yani. Başınızı döndürür burada. Enbiya-i İzam'ın bile başını döndürecek şekilde. Ama onun cemali ve kemalini müşahede ettiğiniz zaman sarayın yolunu unutacaksınız. Hurilerin çığlıklarını unutacaksınız. Öbür tarafa sizden evvel göç etmiş çocuklar sizi, Hazreti Pir'in ifadesiyle, çocuk sevgisinden mahrum etmemek için o çocukları orada yine sizin kucağınıza verecek. Onların oradaki o feryatlarını, çığlıklarını unutacaksınız, bayılacaksınız. فَيَنْسَوْنَ النَّعِيمَ اِذَا رَعُوهَا فَيَا خُسْرَانَ اَهْلَ الْاِتِزَادِ Onları görünce unutacaksınız cennetin bütün nimetlerini, şatafatını, ihtişamını, hezafirini. Dünya ne oluyor ki? Belki o esnada size sorar, dünya bir şey, ya öyle bir şey var mıydı diyeceksiniz. Hani Kur'an-ı Kerim'de de diyor, ne kadar yaşadınız? Belki bir gün, belki bir günden de az diyorlar. Ama yine de her şeye rağmen sen bir bilene sorsan bunu, bilene sorsan, yani o yarım günden bile şüphe ediyorlar. Bir de Cenab-ı Hakk'ın cemali ve kemali müşahede edince, ve bir de Cenab-ı Hak'tan dalga dalga değişik tecelli dalga boyunda ben sizden razıyım sözü. cemali ve kemalini müşahede edeceksiniz. Bir de ben sizden razıyım. İliklerinize kadar öyle mest, sermest olacak, öylesine kendinizden geçeceksiniz ki, ya bir dünya var mıydı, yok muydu filan unutacaksınız onu. Sorsalar, kendi doğup büyüdüğünüz evi resmedemeyeceksiniz. Öyle. Ona talipsiniz. Onun arkasından koşuyorsunuz Allah'ın izniyle ama onu da maksudun bizzat yapmıyorsunuz. Çünkü maksudun bizzat, ona göre esasen o da yine deryada damladır, güneşte bir zerre hükmündedir. Esası o, hüve, hüve ile ifade edilen, o ıtlakın ifade ettiği şey, o ihate edilmez şey. Cenab-ı Hak lütfuyla serfiraz kılsın, bizi kendi boşluklarımızın mahkumu etmesin inşallah.